Merhaba Paul. Pride and Prejudice yerine Crime and Punishment kullanarak AI çevirmeninin testidir, daha net çevireceği görünüyor. İronik bir şekilde, Temmuz ayının başında olağanüstü sıcak bir akşamda bir genç adam S Place'deki kaldığı Garrett'tan çıktı ve tereddüt içindeymiş gibi yavaşça K köprüsüne doğru yürüdü. O, ev sahibesiyle merdivende karşılaşmayı başarıyla engelledi. Onun çatısı yüksek beş katlı bir evin altındaydı ve bir oda yerine daha çok bir dolap gibiydi. Ona çatı katı yemekleri ve hizmetçiler sağlayan ev sahibesi alt katta yaşıyordu ve her dışarı çıktığında mutfağından geçmek zorunda kalıyordu ki bu kapısı her zaman açıktı. Her geçtiğinde genç adam hasta ve korkmuş hissetti, bu da onu kaşlarını çatmaya sebep oldu.'' o ev sahibine umutsuzca borçlu olup onunla buluşmaktan korkuyordu bu korkak ve nesne olduğu için değil aksine son zamanlarda aşırı gerilmiş sinirli bir durumda hipokondriye yakın bir durumda olduğu için değildi